çocukluğumuzda kahverengi zarflarda para toplanırdı. Ve hepimiz Kızılay koluna girmek için çaba gösterirdik. Böyle bir geçmişten geliyoruz. Şimdi ne yaptınız bu kurumu? Çadır sattı, gıda sattı, kan sattı. Daha ne satacaktı ya? Bizi mi satacaktı? Kimse bana mecliste bundan sonra temiz dil falan hatırlatmasın. Halkın görmek istediği şey temiz dil oyunları falan değil. Temiz bir siyaset, şeffaf bir siyaset görmek istiyor halk. Gerçekten helallik isteyeceğinize kendinize acilen bir avukat tutun. Bunca yoksulluk ve yağmadan, bunca yolsuzluktan, ölüme terk edilmiş insanların hayatlarından sorumlusunuz siz ve hesap vereceksiniz. Kızılay Genel Müdürü'nün aldığı maaş 98 bin lira. Genel Müdür Yardımcıları 76 bin lira alıyor. Bu maaşlarla çalışanlar afet zamanında yurttaşların çadır, gıda ihtiyacını karşılamak yerine ellerindeki malzemeleri satmak için beklemiş. Önce Ahbap Derneği'ne 2050 çadırı 46 milyon liraya sattıkları ortaya çıktı. Sonrasında deprem bölgesinde ilaç dağıtmak için çadır isteyen Türk Eczacılar Birliği'ne 5 adet çadır 800 bin liraya satılmış. Başka satışları yasal, başta bu satışları yasal, akılcı ve ahlaki bulan Kızılay Başkanı Kerem Kınık dün akşam bu satışlardan haberinin olmadığını söyledi. Bugün gazeteci Murat Ağırel, Michelin lastik firması, Opet ve Arçelik gibi şirketlerin de Kızılay'dan yardım için çadır satın aldığını belgeleriyle yayınladı. Başkanın bu satışlardan da mı haberi yoktu? Bir de çadır satışlarının maliyetine yapıldığını iddia ediyor. Ahbap'a satılan çadırların tanesi 22.440 lira, Arçelik'e satılanların 22.420 lira, Opet ve Michelin'e satılanların tanesi 19 bin lira. Bu mudur maliyet? 9 bin liraya çadır buldu belediyeler. Çadırlar, satışlar sadece çadırla da sınırlı değil. Konserve gıdaları, hatta yardım için gönderilen ikinci el eşyaları da satmışlar. Kızılay'ın 2021 yılı faaliyet raporuna göre 2019 yılında 1 milyon, 2020 yılında 759 bin ikinci el eşya satışı yapılmış. Şimdi soruyorum size, 99 depreminden sonra milyonlarca dolar tutarında vergileri topladınız mı? Topladınız. Ne yaptınız halkın vergilerini? Çadır niye stoklamadınız? Katlanır konteyner niye stoklamadınız? İlaç niye stoklamadınız? Mazot niye stoklamadınız? Seyyar sahra çadırlarını niye stoklamadınız? Ordunun lojistiğini niye seferber edip milyonlarca insana ekmek yedirmediniz? Evet, 50 binin üzerinde şu anda ölüm yaşandı. Belki 150 bin olacak. Ama bırakın 150 bini ya. 4 kişi, 5 kişi bile ölse bir taneniz sormaz mı kendisine ben neyi eksik yaptım? Ben sorumlu değil miyim diye. Sormazsınız. Çünkü her şeyi satmaya ve kar elde etmeye odaklanmışsınız. Sormazsınız. Çünkü siz talimat almadan istifa bile edemezsiniz, istifa. Evet, biz çocukluğumuzda kahverengi zarflarda para toplanırdı ve hepimiz Kızılay koluna girmek için çaba gösterirdik. Böyle bir geçmişten geliyoruz. Şimdi ne yaptınız bu kurumu? Çadır sattı, gıda sattı, kan sattı. Daha ne satacaktı ya? Bizi mi satacaktı? Kimse bana mecliste bundan sonra temiz dil falan hatırlatmasın. Halkın görmek istediği şey temiz dil oyunları falan değil. Temiz bir siyaset, şeffaf bir siyaset görmek istiyor halk. Gerçekten helallik isteyeceğinize kendinize acilen bir avukat tutun. Bunca yoksulluk ve yağmadan, bunca yolsuzluktan, ölüme terk edilmiş insanların hayatlarından sorumlusunuz siz ve hesap vereceksiniz. Nasıl insanların ölümüne neden oldunuz biliyor musunuz? Hatay'a gittiğimizde bize buralara geldiğinizde sizi de riske attık diyen incelikte insanları öldürdü. AFAD'ı aradık, ulaştık merkezini ve söyledikleri söz şuydu. Şu anda helikopter dışında hiçbir ulaşım aracıyla bölgeye gidemiyoruz. Söyledikleri buydu. O şaşalı yollar, işte o harcanan paralar, o bilmem kaç şeritli yolların hepsi devre dışı kalmış, hiçbiri işe yaramıyordu. Helikopter gidiyor muydu, o da ayrı bir konu. Şimdi biz hemen o gün akşamı yola çıktık ve
6 Şubat gecesi Maraş'taydık. Göksu'na gittik. Sonra sabah Narlı'da ve ondan sonra Pazarcı'ya geçtik. Maraş merkezi dolaştık. Elbistan'a gittik. Yani bir hafta orada kaldık bu süreç içerisinde. Nurhak'a gittik. Beldelerini dolaştık. Köylerini dolaştık. Bütün o bölgelerde yer aldık. Şimdi biz Pazarcı'ya gittiğimizde, yani ikinci günün sabahı Pazarcık'taydık. Pazarcı'ya gittiğimizde insanlar enkaz altındaydı. Ve orada herhangi bir arama, kurtarma çalışması yoktu. Yoktu. İnsanların gönüllü olarak kendilerinin yapmış olduğu çalışmalar vardı. Ve ilk gün çadırı bizim gençlik meclisimiz kurdu ve ilk sıcak çorbayı biz kaynattık orada, Pazarcık'ta. Şimdi diyorsunuz ya, bilim insanları bunu dünyanın en büyük felaketi olarak tanımlıyor. Bak, kelime oyunu yapıyorsunuz. Bilim insanları dünyanın en büyük depremi demiyor. En büyük felaketi diyor. En büyük depremlerde böyle felaket yaşanmıyor çünkü. Siz kelime oyunu yapıyorsunuz. En büyük depremlerde daha az insan yaşamını yitiriyor. Çünkü bu depremleri felakete döndüren, dönüştüren işte beceriksizliktir ya da yönetim anlayışıdır ya da tercihidir. Şimdi bu bir tercih meselesi. Yani ülkeyi anonim şirketi gibi yöneteceğim diyen bir CEO'nun aynı zamanda kurumları da ticarethaneye dönüşür. Hani Kızılay çadır satmış, ilaç satmış, kuru fasulye satmış, pirinç satmış, nohut satmış. Tuhaf karşılıyoruz, garip karşılıyoruz. Ve akıl almaz bir durum diye hepimiz değerlendiriyoruz. Yani aklın durduğu nokta. Depremin üçüncü günü insanlar orada çadır beklerken Kızılay depolarındaki çadırları satışa çıkartıyor. Fakat siz ülkeyi bir ticarethaneye dönüştürürseniz, yönetim anlayışınız bir ticarethane olarak çalışırsa kurumlarınız da işte bu şekilde davranır. O anlamıyla yaşanılan felaket... Tamamlayalım lütfen. Yaşanılan felaket sizin sayenizde oluşmuş bir felakettir. Sizin yüzünüzden oluşmuş bir felakettir. İktidarın yüzünden oluşmuş bir felakettir. En büyük deprem değildir. Çok daha büyük depremler vardır. Ve bunun en büyük örneği de Şili'dir. Şimdi biz deprem araştırma komisyonu üyesiydik. Bakın bu kitabı çıkarttık. Bütün komisyondaki arkadaşlar çok iyi bir çalışma yaptılar. Buradaki öneriler ortaya çıkartıldı. Peki bu öneriler ne oldu? Bu önerilerin hangi birisi yerine getirildi? Ne işe yaradı bu çalışma? Dedik ki biz komisyonda, ya bu kadar 4 ayımızı buna harcayacağımıza bir heyet oluşturalım, şu Şili'ye bir gidelim. Ya bu işi nasıl çözmüşler dinleyelim, gelelim burada uygulayalım. Bu kadar basit. Yani deprem orada farklı, burada farklı olmuyor ki. Sonuçta çok güzel bir rapor çıktı. Bu rapor çok güzel bir rapordur. Ama bu rapor uygulanmadıktan sonra nedir bu biliyor musunuz? Çöp. Başka hiçbir işe yaramaz. Ve bu rapor şu anda... Evet, teşekkür ederim Sayın Kenanoğlu.